Şimdi bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gözcü Teşkilatı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin takip etmiş olduğu genç bir adayımızın tanıtım toplantısını yapmak üzere toplandım. Ben öncelikle buraya gelen hanımefendileri, beyefendileri ve genç kardeşlerimizi teşrif eden dolayı hepsine saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, bir şahsın mutlaka sigortası vardır, biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar tutalım orada lütfen. Oturalım. Tutalım. Hepimiz herhangi bir işlerine girerken sigorta yaptırıyoruz. Diyoruz ki yarın bir gün başımıza bir bela gelirse sigortamız var. Veya deprem sigortası yaptırıyoruz şimdi. Yarın ola ki bir deprem olursa evimizi barkımızı kaybetmeyelim. Peki arkadaşlar Türk milletinin sigortası var mı? Var mı yok mu? Var. Arkadaşlar Türk milletinin sigortası bu genç arkadaşlarımızı sizlersiniz. Öyle yağma yok. Bu devlet taahhütsüz değil. Bizi sabrımızla sınamasınlar. Bu millet bir tek taşını dahi kimseye vermez ve vermemiştir. Her şeyin karşılığı eğer bir şey almak istiyorlarsa buyursunlar. Kanla, kemikle, canla ödemeye hazırlarsa kim olursa olsun buyursun alsın. Değerli arkadaşlarım, kıymetli gençler. Bundan yıllar önce yani 80 senesinden önce bizim Günsazap isimli bir ağabeyimiz vardı. Rahmetli oldu. Kendisi hainler tarafından evin önünde şehit edildi. Gümrük Bakanı olduğu dönemde gümrüklerimiz yol geçen hanı olmuştu. Silah, sigara kaçakçılığı, esrar, eroin, gümrükler delik deşik olmuştu. Bu ağabeyimiz bakan olduktan sonra bir ay içerisinde işler değişti. Her şey bıçak gibi kesildi. Tabii gazeteciler bakanımıza gidiyorlar. Ya biz bunu yıllardır önleyemedik de nasıl oldu da sen bunu bir ayda önledin diyorlar. O da diyor ki ya ben bir şey yapmadım. Ben ülke ocaklarına yetişmiş genç arkadaşlarımın bazılarını o gümrük kapılarına müdür yardımcısı diktim. Bu iş birden bire kesildi. Şimdi arkadaşlar ülkücü kadrolar çok önemli. Bakın arkamızdan gençler geliyor. Bunların hepsi yarın bir gün ülkücü iktidarda kadrolarımızı oluşturacak ve Türk milleti selamete erecektir. Buna inanın. Şimdi biz diyoruz ki gençler gelsin. Doğru mu? Yeni yüzler, cesur atak insanlar gelsin. Şimdi sizlere takdim edeceğim. Daha doğrusu takdim etmeyeceğim de sunacağım. Sizlerin gönüllerinize sunacağım. Sizlerin göğüslerinize sunacağım. Kalbinize, yüreğinize sunacağım. Genç bir arkadaşımızı milletvekili adayı yaptık Gözcük'ten. Ülke ocaklarında başkanlık yapmış, yetişmiş. Bu arkadaşımızı, Kürşat Sönmez arkadaşımızı davet ediyoruz Türkiye'ye. Sayın SKM Başkanım, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu akşam burada bizi şereflendirdiğiniz için, istirahat edebileceğiniz bu saatlerde bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk önce sözlerime bu yola neden çıktım, bunu ifade ederek başlamak istiyorum. 1987 Kocaeli Gölcük doğumluyum. Bizim çoğunuzun bildiği gibi Kürşat Sönmez. Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Hesaplık yapıyorum, kendi işlerim var. Aday adayı olma noktasında da ilk önce şu tespitleri yaptım. Çocukluğumuzdan beri ülke ocaklarında yetiştik ve şunları öğrendik. Abilerimizden öğrendiğini, akabinde kardeşlerimize şunu öğrendik. Bizler Türk
Türk kuruluş grubu İslam ahlak ve faziletiyle yetişen ve gelecek nesillere de yetiştirecek olan gençleriz. Bizler bu yola çıkmanın akabinde şunu öğrendik. Ülkücü nesiller, ülkücü gençler kendilerini yetiştirdikten sonra devlet sektöründe yahut özel sektörde belli mevki makamlara gelerek kadrolaşmak zorundadır. Bu kadrolaşmanın akabinde devlet kadroları kesinlikle ülkücü gençlerin elinde olmaktadır. Bu yola çıkmaktaki amaçlarımızdan biri de genç kardeşlerimize şunu göstermek istedim. Gençler gerçekten taşın altına elini koymak istediğinde teşkilat içerisindeki büyüklerimiz buna vesile olmaktadırlar. Bizler ülke ocaklarından yetişen gençler olarak sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi dahilinde siyasi arenaya çıkmak zorundayız. Çıkmaz ve bir köşeye çekilirsek bunun akabinde devlet kadrolarında olsun, özel sektörde olsun hiçbir yerde mevki makam edinemeyiz ve kahve köşelerinde çürüyerek bu ülkenin heba olup gitmesine maalesef seyirci kalmış oluruz. 2002'den bu yana başımızda olan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük belası AKP sorunuyla karşı karşıyayız. Şimdi bu sorundan kısaca bahsedecek olursak, hemen hemen her gittiğim yerde aynı örnekleri veriyorum. Fakat bu aynı örnekleri verirken insanların sıkılacağını düşünmekten ziyade bunu insanlarımıza iyi aktarıp aktardığımız kişilerin de çevresine anlatmasını istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok fahiş örnekler. 2002'den bu yana baktığımız zaman ilk öncelikli sorunlarımız nelerdir? Terör, ekonomi ve adalet sisteminin çöküşü. Bakın, bir ülke, bir coğrafya, devlet olacaksa adalet olmak zorundadır. Şayet adalet yoksa, adaletin olmadığı bir yerde devlet sistemi zaten söz konusu dahi değildir. Bunun akabinde, adaletin söz konusu olup olmamasından kısa bir analiz yapacak olursak, ülkemize AKP geldikten sonra binlerce insan gözaltına alındı, yargılandı ve bu yargılanmalar tutuklu devam etti ve bu tutuklu yargılanmalara devam ettikçe tutuklamalar devam etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 senesinde söylediği gibi sindire sindirelendi ve halk zamanla bu sessiz çığlık eylemlerini de kaybetti. Akabinde ne oldu? Bu insanlar cezaevlerinde senelerini verdiler, aylarını verdiler, hayatları mahvolduktan sonra kusura bakmayın pardon denerek dışarı saldım. Şimdi şunu soruyorum. İlla bu sistemden nefret edip buna karşı çıkmak için, bunlara saldırmak, sistemlerini ve oyunlarını bozmak için illa cezaevinde boşa boşa yatan insanlardan birinin bizim abimiz, kardeşimiz, babamız olması gerekir. Bu insanlar da bizim kardeşlerimiz değil mi? Hani Türk'ün Türk'ünden başka dostu yoktu? Hani Türk bizim öz kardeşimizdi? Hani Müslüman Müslüman'ın öz kardeşidir? Yani bizim bu sistemden, bu adaletsizlikten nefret edip bu oyunu bozmamız için illa soyadımızı taşıyan bir aile kardeşimizin mi bir zarar görmesi gerek? Kesinlikle hayır. Zarar gören insanlar da bizim kardeşlerimizdir. Gel gelelim bunun akabinde bahsedecek olduğumuz sorunlardan birine daha değinecek olursak. Terör sorunu. Ülkemizin başına büyük bir bela ve 2002'de AKP hükümeti devraldığı zaman terör sorunu adeta sıfıra inmiş. 2002'den sonra neler yaşandı? Çok kısaca geçeceğim bunları. Habur olayı. Bakın, bu gerçekten akıllara durgunluk veren bir hadisedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi, mahkemesi teröristlerin ayarına gönderildi. Seyyah çadır bir mahkeme kuruldu. Bakın bu dünya tarihinde görülmemiş. Çok dehşet verici bir hadisedir. Fakat maalesef sindire sindire dendiği için bizzat bunu da sindirmiş. Medyayla beraber. Şimdi ha burada yaşananları kısaca özetleyecek olursak. Tek bir kıyafetleriyle ve büyük bir şenlik havasında geldiler. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Anayasası şunları söyler. Bir kişinin pişmanlık yasasından faydalanabilmesi için 1. Hiç kimseden emir ve talimat almadan kendi hür iradesiyle gelip teslim olması gerekir. 2. Pişman olduğunu yazılı ve sözlü olarak ifade etmesi gerek. 3. Çatışmaya girmemiş olması gerek. Çatışmaya girip girmediğini zaten kimse demez. Fakat bu gelen teröristler hiçbir şekilde pişman olduklarını ifade etmemekle beraber tamamen şunları söylediler. Bizler Sayın Liderimiz Abdullah Öcalan'ın talimatıyla geldik ve pişman değiliz. Fakat bu insanlar pişmanlık yasasından faydalandılar. Sonra ne oldu? Terör tırmandı. Aradaki zamanı geçiyorum ve şu 7 Haziran sonrasına geliyorum. 7 Haziran'dan sonra ne oldu? Özellikle ve özellikle ülkemizde 7 Haziran'dan sonra can veren çocuklar, gençler
askerlerimiz. Bu insanlar ve bunu bilgilendirmek. Özellikle 7 Haziran'dan sonra can veren insanlar vatan, millet, din ve devlet uğruna can vermediler. Bu insanlar tamamen egoist bir cumhurbaşkanının bunu yaparak 400 demesi yüzünden can verdiler. Çalışacağız. Fakat mevzu çatışma değil. Zaman silahlanma vakti değil. Zaman özellikle mahallemizden yani çekirdekten başlayarak insanlara bunların bu zamana kadar ülkeye vermiş olduğu zararı anlatma zamandı. Zaman elimizi vicdanımıza koyup kendi yakınlarımız ailemizden bir cezaevine girmeden yahut şehit olmadan bunların yaptıklarını anlatma zamandı. Zaman 1923'ten bugüne kadar Türk tarihinin, Türk milletinin nasıl ayağa kalktığına bakıp bugün de aynı şekilde ayağa kalkabileceğinden emin olma zamanı. Herkese tekrardan geldiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Hüseyin Çıldır Bey yanımızda. Kendisini takdim edelim sizlere. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çapıroğlu yanımızda. Ayrıca bazı hemşeri derneklerin başkanları var aramızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar.